Ve gelelim siyaset gündemine. Cumhurbaşkanı Erdoğan salgın dolayısıyla ara verdiği kongrelere bugün yeniden başladı. Gündeminde Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözde Cumhurbaşkanı ifadesi vardı. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini hazmedemiyorlar dedi. Erken seçim tartışmaları hakkında da net konuştu. CHP büyük acıların, büyük zulümlerin partisidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırşehir, Kırıkkale, Sivas ve Yozgat il kongrelerine bağlandı. Hedefinde ana muhalefet partisi CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Girdiği her seçimi kaybetmiş bu zatın, zerre kadar onuru, kendisine azıcık saygısı olsa kasetle geldiği o koltuktan haysiyetiyle çekip giderdi. Sürekli soru cümleleriyle ifade eden bu karikatür zatın psikolojik analizi, İşin erbabı için bulunmaz bir hazinedir. Sözde Cumhurbaşkanı tartışmasını hatırlattı. Bunlar alıştılar yıllarca darbecilerden, vesayetçilerden, cuntacılardan Cumhurbaşkanı seçmeye. Milletin doğrudan seçtiği Cumhurbaşkanını hala hazmedemiyorlar. Sözleri giderek sertleşti. CHP tarihi boyunca hep Türkiye'nin sorunlarını, sıkıntılarını, dertlerini, ayağındaki prangaları büyütmüş bir partidir. AK Parti ise CHP'nin başımıza sardığı bu büyük sorunların hepsini ortadan kaldırmak için çalışmıştır. Erdoğan eski defterleri de açtı. Hayatında karar verici olarak tek bir saniye görev yapmamış. Sosyal sigortalar kurumunu batırmış. Milletin ve memleketin hayrına tek bir işe omuz vermemiş birisi. Bu kişinin kürsüde ettiği her laf Allah'ın verdiği havayı boşa tüketmektir. İsraf her konuda olduğu gibi bu konuda da haramdır. Satır aralarında erken seçim tartışmalarına da nokta koyan Erdoğan, Cumhur İttifakı vurgusu yaptı. İnşallah 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak her mecliste ezici bir çoğunlukta temsil edileceğiz. Hem de Cumhurbaşkanlığı seçimini tekrar kazanacağız. Gerek AK Parti olarak, gerek Milliyetçi Hareket Partisi olarak, gerek Büyük Birlik Partisi olarak Cumhur İttifakı güçlenerek yarınlara yürümektedir, yürüyecektir. Konuşmasının sonunda ise 4 ile ayrı ayrı bağlandı. Mahir Bey kar var mı? Yok. Ankara sizi karla karşılayacak inşallah.